Herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda kanalımın en komik konuklarından biri olan Baturay Anar var. Estağfurullah. Ve Baturay'ı tabii ki hangi videoyla karşınıza getirdim? Çırdan Mike bir şey yeneceği zaman YouTube'da Mike Bank'lerin aradan yüzü. Yemek yenecekse Baturay mutlaka o masada olur. Şırdan Mike Bank yapacağız. Daha önce yapıldı mı? Gördün mü hiç? Yapılmadı. Senin dışında kimsenin aklına gelmemiştir bu. Hayır, burada 30 tane burger yerken bir şey yok. Şırdan yiyince sıkıntı mı var? Şırdan benim vatanımın yemeği. Oğlum. Baturay'la beraber Şırdan Mike Bank yapacağız arkadaşlar. Bu esnada da soruları cevaplayacağız. Sizden Instagram'dan aldığımız soruları cevaplayacağız. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Fakat öncesinde aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi, aynı zamanda açıklamalar kısmından Baturay'a da abone olmayı ve son videosunu beğenmeyi lütfen unutmayın. Önce soruyu da başlayacağız. İlk soru geliyor. İlk seninle alakalı bir sorudan başlamak istiyorum ben. Baturay abi ne zaman sevgili yapmayı düşünüyor demişler. Hadi bir söyle cevap olarak. Bilmiyorum. İnsanları artık rahatlatman lazım. Yani seni geçtim. İnsanları rahatlatman lazım. Düşüncemle mi olacak? Yarın yapacağım. Yani, bu arada arkadaşlar yani bunu ev videosunu izleyenler, Baturay'ın ev gezmesini izleyenler hatırlarlar. Baturay dedi ki masada olmadan oturamam dedi. Biri şey demiş, Enes Baturay eskisi kadar sevmiyor, soğuk davranıyor gibi demiş. Nasıl keşfetmişler ya. İlk defa yedim bu arada. Bu ikinci yiyişim şu an şırdanı. Hadi bismillah. Sorun değil. Önümüzdeki 10 sene içerisinde ortamlara girmeyi düşünüyor mu? Ne ortamı ya? Ne misin? Ne saçma sorular soruyor. Olmazsa olmazım dediği bir şey var mı demiş. Bak güzel soru bu. Peçete. Daha önce Mike Bank videosu çekmedim kanka. Bunda amaç hepsini bitirmek mi? Öldürsen bitmez. Olmazsa olmaz. Ben burada... Bak onsuz bir gün geçiremeyeceğim bir şey değil mi böyle? Bilgisayar o zaman. Yani bilgisayar önemli. Hayattaki yalnızlık seviye. Bu arada arkadaşlar şırdanları almamızda yardımcı ol. Yani almamızda yardımcı ol derken oradan aldık. Şırdancı Eşo abimize, ağamıza da selamlar ve sevgiler. Hayatınızda en mutlu olduğunuz an. Arabamı aldığım an. Bunun rekoru kaç lira acaba? Çok zor oğlum dedim, şişiriyor. Bir de gelmeden bir tane yedik zaten. Bu mesela benim üçüncü oluyor yani. Canın sıkıldığı zaman ne yaparsın demiş bire. Niye gülüyorsunuz oğlum? Şuradan yerim ben. Oyun oynarım. Canım sıkıldığı zaman dışarı çıkarım ya. Saat kaç olursa olsun. Sen genelde dışarı çıkmadığın için cevap çok uzak geldi. Ben çıkmam. Yeter ya. Abi sen ne yap? Adam terleri lan. Gülüyorum ayağına, geğiriyor ya, duyuyorum. Tamam. Oğlum doydum, şiştim lan. Bir tane daha, son bir tane daha. Üç oldu lan. Bir tane daha. İnanılmaz lezzetli, ciddi söylüyorum. Normalde benim doğduğum büyüdüğüm bir yere ait bir kültür değil bu. Yani hatta çok alakasız bir kültür. Bu nerenin kültürü? Büyük ihtimalle Adana. Adana değil mi? Adana'nın kültürü. Fakat ben beğendim. Ter bastı oğlum. Baturay rotaya girdi gidiyor ya. Geçmişe gidebilsen YouTube'a tekrar başlar mıydın? Yoksa başka bir alanda kariyer yapmayı mı denerdin? Başlardım, YouTube yaparım yine. Neyi, geğirmeyi mi bekliyorum? Alan mı açmaya çalışacaksın? Ben de başlardım YouTube'a tekrar bu arada. Baturay'ın en sevmediğin özelliği demiş biri bana. Baturay'ın en sevmediğim özelliği arkadaşlar, Baturay istemediği sürece ona ulaşamazsınız. Yo, arıyorum. Bana geçen 2 gün önce Enes'in videosunu çekiyoruz. Geldi yanıma, diyor ki kanka diyor, sen beni diyor aradın diyor video 3-5 gün önce diyor. Arada kırmızı olarak numaran kaldı, orada gördüm diyor. Bir de utanmadan şunu soruyor. Ne için aramıştın kanka diyor. Hani Baturay'ı arayacağım, ulaşamayacağım, bir de not alacağım. Şunun için aramıştım. Sorduğunda söylemek için. Oğlum 4. yıl niye aramıştın? İtler nerede lan? 1, 2, 3 kanka. Bu bunun içinde hala. Evet. Lan başla sen. Ben de 2 tane yedim kanka. Lan başla ama benim alak ağzımda lan. Sen yavaş yedin. Eşo abi bize özel kreasyonundan çıkardı bunları. Hadi. Ya sen al bir tane, ben almam sen almadan. Şarkı söyle demiş biri. Hangi şarkıyı biliyorsun? Derdim olsun. Derdim olsun. Seyre gerçekten dursun. Gerçekten bu söylemeyi denediğin halim. Ben kaybederken Azrail seyre dursun. Bilmiyorsun, görmüyorsun. Bir ama bana söylettin kanka. Derdim olsun. Heh, aynen, kadehler dolsun. Ben kaybederken Azrail seyre dursun. Kanka adam McBank oldu. Birlikte komik bir anınız var mı demiş biri. Şeyi anlatacağım. Senin manuel araba sürme hikayeni. Arkadaşlar Antalya'dayız. Baturay tutturdu şirketten. Bende de araç istiyorum. Ona bir tane otomatik araç. İpiyle mifiyle ya. Otomatik araca da ben kondum. Buna kaldı manuel araç. Bu dedi ki ben kullanamam beyler, en son ehliyet alırken kullandım falan dedi. Biz ikna ettik bir şekilde. Turgut Ekim, ben vardık. Şey daha vardı. Tankut vardı. Bu ekip Antalya'ya doğru gittik. Antalya'da şehrin içindeyiz işte. Bir kafede takıldık falan. Döneceğiz şimdi. Bindik arabalara.
Ben çalıştırdım arabayı. Gideceğim. Baturay'ı bekliyorum. Tam da yanımızdan polis geçiyor. Baturay'ın araba birden GTA Vice City'deki arabalar gibi zıplamaya başladı. Polis camdan çıkıp şöyle baktı Baturay'a ama biz arabada kopuyoruz. Baturay nasıl kaldırdın arabayı öyle? Bak ışıklar... Ama araba şöyle bakıyor. Şöyle araba yani. Dur ben kendine şeyimi anlatayım. Şimdi... Bir kere otelden çıkardık arabayı. Otelden çıkarken en azından kimse görmüyor. Orada ilk defa deniyorum işte. Çünkü gerçekten 3 sene falan oldu herhalde ehliyet alalı. Bir orada kullandım manuel. Kendisi de araba kullanmayı yeni öğrenmişti. Otomatiğe kondu. Aldım onu. Yanımda Turgut abi var. Turgut abinin gazı sayesinde kullanacağım zaten yani. Her ışık geldiğinde falan yavaşlıyorum ki böyle ışıklarda durmayayım ki arabayı bir daha kaldırmayayım diye. Kaldırmaya korkuyorum çünkü. Ondan sonra işte gittik bir şekilde. Dönerken de İşte kırmızı ışıkta durduk. Şey yapamadım, ayarlayamadım. Çünkü normalde dediğim gibi gerçekten kırmızı ışık yanıyorsa çekiyorum gazdan ayağı, yavaşlatıyorum arabayı böyle. Kendisi akıyor ışığa kadar gidiyor böyle yavaş yavaş. Çünkü ışıkta durmayayım. Rölantide gidiyorum ışığa kadar. Sonra ışıkta durduk, ayarlayamadım orada bu sefer. Bir de tam şansa polis geçmeye başladı. Yeşil yandı. Şimdi arabayı da bağırttırmaktan korktum ki dikkat çekmeyeyim diye. Gerçekten... Gaza basmıyor. Araba kendi gidiyor. Bağırttırmayayım ki dikkat çekmesin diye. Debriyajı tutturamadım tamam mı? Fazla çektim. Araba çekiyor. Yandan polis yandan çıktı böyle bakıyor. Arabada ne dönüyor diye bakıyor adam. Bizim araba yıkıldı. Bizim araba da o hale geldi ama gülmekten geldi. Seninle bir hikayem daha var benim. Orada da çok komiktin. Bir gün şeydeyiz arkadaşlar. Yine Enes'in film çekimi. Yine Antalya merkezden AVM'den falan dönüyoruz ama geç saat yani saat 1-2 falan. Baturay önümde ben arkasındayım ama nasıl basarak gidiyor yani Baturay? O gün bayağı hızlıydın. 120 ile falan gidiyor yani. 120'lik yolda 120 ile gidiyor Baturay. Hı-hı. Ama nasıl gidiyor? Yani hani omuzları ağrıyordur hızdan dolayı. Güç bela yetişmeye çalışıyorum. Baturay bir anda inanılmaz yavaşladı. Ama öyle bir yavaşlama yok. O gün hatırlıyor musun? Sen de alkol metreyi üflemiştik. Ha hatırlıyorum. Hatırlıyor değil mi? Baturay bir anda melek oldu kanka. 20 ile gitmeye başladı. Ben de arkadan göremiyorum ne var diye tamam mı? Sonra Baturay yavaşça sağa çekildi. Polis böyle yapıyor Baturay'a. Oradaki senin şu alkol metreyi şöyle... Uyattın saniyeyi tamam kanka. Ben de ilk defa çevirmiştim biliyor musun? Sonra alışkanlık oldu. Ne zaman o yoldan geçsem adam beni üflüyor çeviriyordu. Musun? Hem de üfletiyordu aynı. Sonra alışkanlık oldu ama. Sıradaki soruya geçiyorum. En büyük fobin? Fobi? Ben de direkt klostrofobi böyle. Bildiğin kapalı ortamda. Ha bildiğin klostrofobi. Ha. Kapalı alanda duramıyor musun? Ne kadar kapalı olduğunu. Yani şu an buranın dört duvarında duvar olsa. O kadar değil. Klostrofobi bu. O kadar değil ya. Adını da bilmiyorum klostrofobi. Klostrofobi. En uçuk hayaliniz? Sevgili yapmak. Aga. Aga. Ya böyle ciddi ciddi ama ciddi bir sermayesi olan yani böyle milyon dolarların falan döndüğü bir şirketim olmasını hayal ediyorum. Direkt çocukluğumdan beri hayal ediyorum. Yani. Zenginlik değil kanka. CEO olacağım bu mudur? Yani şöyle söyleyeyim sana. Maaşım 1000 lira olsun ama milyon dolarların döndüğü bir şirketi yöneteyim. Yani ne diyeyim sevgili yapmak mı diyeyim? Yani. Sıradaki soruya geçiyorum. Film çekmeyi düşünüyor mu? Hayır. Enes abinin filminde var mısınız? Benim şu anda öyle bir şeyden haberim yok. Niye kameraya bakmıyorsun oğlum? Hiçbir zaman bakmadım. Ben de bilmiyorum. Enes'in filminde var mıyız gerçekten bilmiyoruz. Baturay'la ne zamandır arkadaşsınız? He, evet. Kolektifte tanıştık. Hatta bu şerefsiz YouTuber'ların Enes'in... Hatırladım. Enes'in bir diss şarkısı vardı. İlk yaptı. Hatırlıyorsunuz değil mi onu? YouTuber'ların yükselişi miydi? Baturay'ın memesi sarkıyor. Yok YouTuber'ların düşüşü. Ha, Baturay'ın memesi sarkıyor. Salla Baturay memeleri. O şarkıda... O şarkının tepkisini yapmıştı bu karaktersiz. Her şeye yorum yapmış, her şeye. Müziğin altyapısına kadar yorum yapmış. Burak Güngör ifşalar seni kısmında yani benle alakalı olan kısmını yorumlamamış. Direkt atmış şarkıdan. Sanki o kısım yokmuş gibi. Ben de dedim ki sağda solda hatta Enes'e sordum ben direkt. Dedim ki Baturay'ın dedim bende bir derdi mi var dedim. Hani varsa dedim söylesin ben Baturay'ı severim dedim. Bir sıkıntı olmasın aramızda dedim. O buna sormuş. Bu da yo bir derdim yok falan demiş. Ben tabii inanmadım bu cevaba. Kolektif House'daki etkinlikte görünce direkt onu sordum dedim. Kanka bir derdin mi var benimle dedim. Ama çoğuyla mesela bir görüşmüşlüğüm vardır seninle hiç yoktu. Baturay niye sap demiş geçiyorum artık bu soruyu. Niye sürekli Baturay'ın evine gidiyorsun? Baturay senin evine gelmiyor. Çünkü Baturay kimsenin evine gitmiyor. Ben evden çıkmıyorum.
Yani Baturay, genel manada Baturay'ı görmek istiyorsanız evine gelmek zorundasınız. Bak mesela sen bana dedin ya şimdi videoyu çekelim mi dedin. Sen gelmeyecek olsan bunu bu videoyu çekmezdik. Telefonu açar mıydı? O an açardı, tamam kanka çekeriz derdi ama bir daha açmazdı o telefonu. Bir daha ulaşamazsın yani, mümkünatı yok. Abi Rainman'in şarkısı hakkında ne düşünüyorsun? Sen ne düşünüyorsun? Çok başarılı. Sen beğendin mi? Başarılı olduğu kesin canım. Kaç milyon izlendi yani. Ama her dinlenmiş şarkı bence başarı değil. Yani mesela örnek veriyorum. Şimdi buradan sataşmak gibi olacak ama Gangnam Style diye bir şarkı vardı. Ha, başarılı işte. Bence başarısız. Oğlum kaç milyon dinlenmiş sonuçta. Hayır. Başarı işte. Ya tamam, bence başarılı bir şarkı değil. Ha tamam, şarkıyı beğenmemişsin işte. Ha şarkıyı beğenmedim ama mesela. Ama şarkı başarılı, onu değiştirmiyor bence. Bence yanlış düşünüyorsun. Şarkı... Ya amacın ne olduğuna bağlı kanka şimdi. Sanat için sanat, halk için sanat falan. Ya. Hayır şimdi şöyle düşün ama. Bir şey söyleyeceğim. Kanalında birçok video var kanka. Tepki videosu bunlar, tamam mı? Birçoğu da 5-6 milyon izlenmiş. Sence o videoların mı daha başarılı? Yoksa kendin cidden yarattığın, hani kendi oluşturduğun videolar da vardır senin. Çünkü sen yaratıcı bir çocuksun. O videolar mı daha başarılı? Hayır, o uğraştığım videolar daha güzel ama diğerleri daha başarılı. Çünkü diğerleri 5-6 milyon izlenmiş. İşte başarı kıstası izlenmek mi sadece? Evet. E tamam, öyle bakarsan evet çok başarılı bence. Tamam, sen beğendin mi? Ben onu sordum. Ben şarkıyı beğendim. Evet, ben ama beğendim. Şuna göre beğendim, onu açıklayayım. Yusuf'tan beklenen iş olarak başarılı. Yani Yusuf'tan insanlar bunu istiyordu. Yusuf da insanlara istediği şeyi verdi. Tamam, sen tam senlik değil demek istiyorsun yani. Yo ben, ya şimdi şöyle. Bak ben şarkıyı beğenmedim. Ben evet, şarkıyı tamam. Yusuf'un okumasını beğendim. Yani o şarkıyı Yusuf değil, örnek veriyorum, Tarkan okusa ben o şarkıyı dinlemem. Bilmiyorum, Yusuf'un sesi güzel herhalde ya. O herhalde ya ondan Yusuf beğendim. Dinletti şarkıyı bence. Ben şarkının öyle çok wow bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sözlerine kim takılıyor ki? Sözlerine hiç takılmamıştım ki ben. 150 milyon dinlenmesinin sana bir getirisi oldu mu bana? Hayır ya, sosyal medyayı büyüttü mesela. Hani bu tarz... Abi adamın ağzından laf almak için şey olmak lazım yani, anladın mı? Sorunun içine 5 tane daha soru sokuyorum cevap versin diye. Daha da kısa cevap verdim de. Ver. Senin için uzatıyorum işte. Güzel derdim, geçer de geç. Hayatınız boyunca yaşadığınız en büyük pişmanlık. Allah aşkına buna ciddi cevap ver. Tamam sen söyle. Ben böyle şeyler aklıma gelmiyor. Benim hayatım boyunca yaşadığım en büyük pişmanlık şu arkadaşlar. YouTube'a daha erken girebilirdim. Neden biliyor musun? Bak şu şey değil yani. Niye daha fazla araştırmadım falan mevzusu değil. Ben zaten YouTube diye bir yer olduğunu biliyordum. Oraya YouTube videosu çekebileceğimi de biliyordum. Ama ben ısrarla... Blog üzerinden ilerlemeyi, yazarak ilerlemeyi denedim. Yazarak bir yere gelinmeyeceğini, yani şimdi buradan da yanlış anlaşılmamasın, düzelteyim bu lafı. YouTube'da yazmaktan daha başarılı olabileceğimi daha erken fark edebilirdim. Bu benim en büyük pişmanlığım. Ve çok daha farklı konumlara bilirdim. Sen ne zaman ne yazıyordun ki? Kime yazıyordun diye işte. Sanat katiliyle yan yana oturuyorum. Bak, var mı en büyük pişmanlığın? Kime yazıyordun diye. Seçenlere yazıyordu işte. Ben hala aynı şey yapıyorum ya. Ben hiçbir şey yapmıyorum ben ya. Oğlum en büyük pişmanlığın yok mu ya? Ya bu işte. Ney? Hiçbir şey yap. He, diyorsun ki belirli bir yeteneği. Oğlum ben niye burada seni Türkçeyi tercüme etmeye çalışan Türkçe öğretmeni gibi davranıyorum? Bir şeyde istikrar gösteremiyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi kanka? Heh. Bak şu YouTube camiasında ciddi söylüyorum. Beni en çok güldüren adamsın. Ama gerçekten tembelsin. Evet. Oğlum komik bir adamsın lan. Eyvallah, teşekkür ederim. İnsanlar seni seviyor oğlum. Allah razı olsun. Niye video çekmiyorsun lan? Göya bu ay video atacaktım. Daha bir tane attım ona işte. Bu ay sadece bir tane video mu attın? Ha, bak, ya evet. Mart ayında mı? Aynen. 6 günde bir video. 6 günde bir video ama. Ayda 3 video yap. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Falan vardı. Sence bu 2,5 milyonun rehaveti mi? Tükenmişlik geldi galiba ya. Bilmiyorum. Bak o bende de var biliyor musun? 1 milyondan önceki hırsım 1 milyondan sonra kalmadı ya. Sen kaç yıldır YouTube'dasın? Ben 1 yıldır fenomenim. Rulo ile oynamadan yapamıyor. Sıradaki soruya geçiyorum. Baturay abi zayıflamayı düşünüyor mu demiş. Yok, mesela onunla da istikrarım yok. Ha sen de bir video çekmişsin lan. Bir ayda 10 kilo mu? Kaç verecektin? Veremedim. Kaç açıklamasını verdin? Yapayım mı ama? Kaç verdin? Onu da soracaklar. Ben şimdiden açıklaması... Yok hiç bakmadım. Bir ay oldu mu? Yok bir dakika, olmadı. Bir anlatayım. Direkt açıklamasını yapayım. Arkadaşlar benim çok ciddi bir sağlık rahatsızlığım var. O rahatsızlık sebebiyle, o rahatsızlıkla ilgilenen doktorum ondan izinsiz diyet yapmamı istemez diye... Çünkü şöyle anlatayım. O doktor bana aç kalmayacaksın dedi. Tüm muayenelerimde bunu söyledi. Aç kalmayacaksın, uykuna dikkat edeceksin vesaire. Bu tarz birkaç tane dikkat etmem gereken şey saydı. Ve ben diyete başladım. İlk 3-4 gün falan normal gitti. Herhalde vücut alışıyordu. Fakat 4. günden sonra falan ben ciddi şekilde çok acıkıyordum. Yani çünkü diyet şöyle kanka, sen de muhtemelen o yüzden yapamıyorsundur. Diyet normal yaşayan insanların yapabileceği, çok rahat yapabileceği bir şey. Eğer akşam 10'da uyuyorsanız, sabah 8'de kalkıyorsanız diyeti yapabilirsiniz. Şimdi şöyle, diyetisyen bana akşam 7'de öğün yazdı ya. E kanka ben sabah 7'de uyuyorum. O 12 saatte ben ne yapacağım? Mandalina mı yiyeceğim?
Yedim gözlerim karardı kanka. Bilgisayar ekranı bir anda 3D oldu anasını satayım. Yamuldu falan ekran böyle. Lise hayatınız nasıldı demiş biri. Ben son 2 sene okul başkanlığı yaptım. Çok havalıydı lise hayatım benim, öyle söyleyeyim. Lise 2'de ben bir sene sınıfta kaldım. Çirkin, rahatsız edici bir durumdu. Tembel bir durumdu yani. Senin nasıldı? Çok havalı gerçekten. Hayır, o an şey gibi hissediyordum kendimi, anladın mı? Hani böyle sanki meclis başkanı falan olacağım, anladın mı? Lisede tek derdim okul başkanı olmak. Senin ne derdin var? Olamadı. Ne yapıyordun? Okulu mu yönetiyorsun? Müdür müydün sen? Haberim mi yok? Güzeldi ya lise. Bayağı eğlenceliydi benim. Derslerin iyi miydi? İyi yapıyorduk. Sen lisede asosyal miydin peki? Yok, arkadaşlarım vardı yani. Hayır. Ya sende ne var biliyor musun? Ben de öyleyim mesela. Bir yerden sonra açılma var gibi duruyor tipinde. Ha aynen öyle. Ha mesela ortaokulda sosyal olup lisede fırlayan. Ben biriyle arkadaş olamam. Onun benimle arkadaş olması ya gerekiyor. Ya da sen önceden iyiydin, sonra gömüldün. Yok, hiçbir zaman değil. Baturay kendini yakışıklı buluyor mu? Ha yok. Sen buluyor musun kendini yakışıklı? Ben gerçekten bulmuyorum. Sen bana niye inanmıyorsun? Sen gerçekten bulmuyor musun? Hayır. Hangi tip insanlarla kesinlikle anlaşamazsın Baturay? Kesinlikle anlaşamayın. Böyle insan hiç tanımayayım. Hiç tanımayayım dediğin insan var mı? Yanar döner insanları hiç sevmem. Nasıl? Oturuyoruz seninle. Tamam mı? Kanka ben X'i hiç sevmem dedin. Hı-hı. X kişisini. Ha, tamam. Ben ertesi gün seni X'le görüyorsam ışık hızıyla senden uzaklaşırım. Farkında olmadan arama açtığım çok YouTuber var. Çok güzel bir soru gelmiş kanka. Ne alaka? Bu konuyu artık çözmenin vakti geldi. Dokunma mı? Bir dakika. Ne oldu oğlum? Sen temasa karşı duramıyor musun? Baturay'ın memesi sarkıyor mu abi? Gel. Aç. Hayır ya. Bunu yaptın mı daha önce? Neyi? Yani açıp gösterdin mi hiç? Hayır oğlum, niye göstereyim? Nereden çıkardın Enes bunu? Saçma sapan bir şey işte, Allah. Yapıştı mı sana peki? Yapıştı. Biri geliyor. Çocukların annesi geliyor. Annesi bile söylüyor şarkıyı. Ne, söylüyor. Ne diyor kanka? Şarkıyı söylüyorlar işte böyle. Ne diyorlar? Baturay'ın Baturay'ın benim dövmesi var mı? Var. Ciddi mi diyorsun? He, bilmiyor musun? Nerede? Bacağını. Ha, bacağını ne yaptırmıştın sen? Sivaslı 58. Kim yaptı onu sana? Ben. Sivaslı sen biri ceza olarak yapmadı mı sana? Kendi videomda yapmıştım. Baturay ne olursa kaşlarını keser. Hiç kesin. Böyle bir kriter yok mu? Mesela bir haftada 5 milyon alayım keserim gibisinden. Ya şimdi sana geldi şuraya YouTube'un CEO'su oturdu. Aa, bu YouTube'un CEO'su. Önerilenlere sokacağız ki seni dedi. 5 milyon olacaksın dedi bir hafta içerisinde. Günde dedi 100 bin abone gelecek dedi. Kesmez misin harbiden? Kesenle de konuşmam bu arada. Yani bir video için onu yapmam yani. Şırdan MacBank dünyada ilk kez biz yaptık. Gerçekten çok yaratıcı. Zaten YouTube Türk, yani YouTube Türkiye'ye inanılmaz anlam katan. Çok keyifli bir videoydu. Baturay'a çok teşekkür ederim. Birazdan bir video daha çekeceğiz zaten. Eyvallah. Bu ilk teşekkürüm. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Açıklamalar kısmından Baturay'a da abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.